hemen. Herkes nerede? Kızlar uyuyor musunuz daha? Sultanım. Ortalık yıkıldı, sen daha uyuyorsun. Öyle durma Süver Sultanımıza. Bu niye yanıyor daha? Duman çökmüş her tarafa. Kokusu da ağır. Derhal götür at bunu. Sen de kapıyı bacayı aç. Odayı havalandırın iyice. Çabuk olun. Kimsin sen hatun? Neden buradasın? Sultanım. Vazifemi yaptım ben. Vazifen beni öldürmek öyle değil mi? İstediğin bu. Canım ağabey için buradasın. Haşan sultanım ne haddi. Defol çık git buradan. Siz biraz istirahat edin. Ben hemen hekim çağırayım. Sümbüla aramızdaki hain o. Yetişmeseydin beni öldürecekti. Nasıl olur sultanım? Ben şahidim. Kendi gözlerimle gördüm. Sizi kurtarmaya çalışıyorum. Ne malum? Ne malum sen geldin diye öyle yapmadın? İhtimal vermem sultanım. Niyeti öyle olsa çoktan yapmaz mıydı? Validem hayırdır? Niye bu hazırlık? Mirim'e dairemde Kur'an-ı Kerim okutacağım. Dua edilecek. Sen de benim yanımda ol. Elbette olurum. Esman seni kal. Nasıl arzu edersen sultan. Validem, böyle aniden nereden icap etti? Hususi bir sebebi yok. İçimiz ferahlasın, hanemize huzur gelsin istedim. Sultanım, size bahsettiğim Hafize Zeliha Hatun geldi. Tamam, gelsin. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala siratim mustakim tenzilel azizir rahim litunzira kavmen ma unzira abauhum fehum gafilun. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا جَعَلْنَا ف۪ي اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. Nefesinize sağlık Zeliha Hatun.
Yüce Rabbim sizi ve evlatlarınızı korusun sultanım. Amin. Sultanım. Hayırdır Şahin Hazretleri'nin burada ne işin var? Arz etmem gereken bir husus var sultanım. Az evvel Şah Sultanımız. Fariye Hatun. Senamımı hazırla. Siz de dışarıda bekleyin. Emredersiniz sultanım. Devam edin. Şah Sultanımızın sarayından geliyorum sultanım. Zira kendileri çağırdılar beni. Hatice Sultanımız da oradaydılar. İnşallah konuşu bir çuval inciri berbat etmemişsindir. Haşa sultanım. Ser veririm. Lakin sırlarınızı aşikar etmem. Anlaşma teklif ettiler. Kendi rızamla hünkârımızdan azlimi istememi buyurdular. Karşılığında deve kül altın verecekler. Sen ne cevap verdin? Düşünmek için mühlet istedim sultanım. Yarın sabah karar vermem icap ediyor. Hayır dersem olacaklar malum. Ocağınıza düştüm sultanım. Bana yardım edin. Korkma Şahina. Bir kapa ağasını öldürmeye göze alamazlar. Zaten bu yüzden anlaşma teklif edilmiş. Şahina vazifene devam edeceksin. Hatice Sultanımız hayli öfkeli. Şah Sultanımız mani olmasa elleriyle boğar beni. Şahin ağa vazifen hayli mühim. Azlini sağlayıp kendi adamlarını koyacaklar belli ki. Buna müsaade etmem. Aksi halde saraya ele geçirirler. İşiniz bittiyse oyalanmayın daha fazla. Sultanım. Sultanım başka bir emriniz yoksa ben... Çekilebilirsin. Bekle. Siz çıkın. Çıkın. Dün gece iyi değildim. Ne söyledim, ne yaptım bilmiyorum. Oysa sen beni bir kez daha kurtardın. Dile benden ne dilersen. Sultanım bana güvenmenizden başka hiçbir isteğim yok. Sana itimadım tam. Yoksa neden yanımda tutayım? Neyse. Odana mı gidiyorsun? Evet sultanım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Gülsüm. Bana sümbül ayı bul. Bekle Hatun, sen de benimle geliyorsun. Olmaz ağam. Dönmem lazım. Benimle geliyorsun Hatun, emri böyle. Sultanım. Sultanım. Şahin Abu ölmüş. Sultanım siz bekleyin burada durun. Bismillahirrahmanirrahim.
Vaziyeti nasıl Sümbül? Yarası derin değil sultanım, Allah korumuş. Şahina'yı kurtarayım derken canından olacaktı. Öldürmek isterken diyecektin herhalde, öyle değil mi? Anlat hatun. Kimsin? Bugüne kadar neler yaptın? Kime hizmet ettin? Nelere sebep oldun bilmek istiyorum. Esas ismim Diana. Manisa'da Mahidevran Sultan'ın kalfasıydım. Kendileriyle birlikte geldim payitahta. Hatice Sultan'ın emrine verdiler beni. Demek Mahidevran getirdi seni. Hamamda beni öldürmek isteyen de sendin, öyle değil mi? Doğrudur sultan. Sümbül Ağa kapıya gelince iş bozuldu. Zira yakalanmadan halletmem emredilmişti. Sonra neden yapmadın peki? Defalarca fırsatın oldu. Şah Sultan mani oldular. Şah Sultan. Hanamdaki hadiseden haberleri yoktu. Öğrenince vaziyete el koydular. Siz de beni mükafatlandırıp hizmetinize alınca casusluk etmemi istediler. Ey mel'una. Allah bilir ne haberler götürdün. Sultanım, emredin icabına bakalım. Devam et. Bu hatun şeytana pabucunu ters giydirir vallahi. Nasıl da anlamadım. Beni bile kandırdı mel'una. O kadar da kefil oldum. Size karşı mahcubum sultanım. Sümbül Ağa olan oldu. Biz bundan sonrasına bakalım. Bali Bey sorgu sual ediyordur şimdi. Bağışlayın fakat onca hadiseden sonra nasıl itimat ederiz bu hatuna? Bir kişi düşmanlıktan geçip dostluk etmişse ona güven. Bir daha asla düşmanın olmaz. Sen de bir vakitle karşımdaydın Sümbül Ağa. Ama şimdi yanımdasın. Bana sadıksın. En doğrusunu siz bilirsiniz elbette ama ben yine de bu hatuna Sultanım. Bali Bey. Bir ağa elini kolunu sallayarak hareme giriyor. Koskoca kapı ağzını öldürüp en yakın kalfamı yaralıyor. Hadiseyi bizzat tetkik ediyorum sultanım. Bali Bey, sana itimadımdan. Her kim yaptıysa bu. Zira bir kapı ağzı bu şekilde öldürülüyorsa hiçbirimizin emniyeti yok demektir. Merak etmeyin sultanım. Her şeyi istediğiniz gibi anlattım. Kendi kastıkları kuyuya düşecekler. Ama istediklerini de aldılar. Şahina öldü. Allah rahmet eylesin. Bana sadakatle bağlıydı. Kendilerine yakın bir ağanın tayin edilmesini isteyecekler sultan. Zaten maksat buydu. Biliyorum. Ama buna müsaade etmem. Sen şu büyü meselesini anlat. Salih Hatun ne yaptığını tam olarak ben de bilmiyorum sultanım. Lakin tütsünün içine ne koyuyorlarsa sizi asıl rahatsız eden şey oydu. Bundan böyle daha rahat uyursunuz. Demek bu yüzden. Sultanım, size bahsetmiş olduğum Aslan Ağa geldi. Sultanım. Sümbül Ağa seni pek methetti. Eksik olmasınlar sultanım. Mübalağa etmişler. Aslan Ağa.
Seni tavsiye edeceğim vazife çok mühim. Karşılığında istediğim tek şey sadakat. Gerektiğinde sar, dilsiz olacaksın. Gerektiğinde kuş uçurtmayacak kadar dikkatli. Canım yolunuza feda olsun sultanım. Size hizmet etmek şereflerin en büyüğü. O halde benden haber bekle. Çekilebilirsin. Nasıl korkmam Süleyman? Kapa ağası haremde öldürüldü. Bana yapılanlar da malum. Dairemden çıkamaz oldum. Haremi sen idare ediyorsun. Her şey senin elinde. Buna rağmen hadise eksik olmuyor Hürrem. Süleyman meselede bu zaten. Sultanlarımız benim haremi idare etmemden rahatsızlar. Nasıl olur da bir köle haremi yönetir diyorlar. Köle. Süleyman. Benim sebebi varlı. Böyle manasız şeyler için canını sıkmak istemem. Her türlü tedbiri alıyorum. Bundan böyle haremde hiçbir sıkıntı olmayacak. Yalnız bir anne ve yeni kapı ağası tayin etmek lazım. Sen o hususu merak etme. Bir ağ var, Aslan Ağ. Afife Hatun da Sümbül Ağ'da pek methettiler onu. Enderun'dan yetişme. Oldukça kabiliyetliymiş. Eğer sen de münasip görürsen. Ben başka bir ağa tayin ettim zaten. Öyle mi? Kim oldu? Mercan Ağa. Mercan Ağa, seni gördüğüm iyi oldu. Bizzat tebrik etmek isterim. Mesuliyetlerin ağır. Allah yardımcın olsun. Amin sultanım. Sizlere hizmet etmekten büyük şeref duyacağım. Müsaadenizle. Sümbül'e bırak şimdi onu. Daha mühim işlerimiz var. Hakkı haliniz var sultanım. Sultanım. Rüstem Paşa haber yolladı az evvel. Gece vakti Nigar Hatun'la konuşmuş. Nigar da paşa sabahleyin çıkar çıkmaz yola revan olmuş. Bana derhal Rüstem Paşa'yı bul. Sultanım. Derhal dedim. Saatiniz nasıl sultanım? Gerçi haberlerinizi alıyorum her daim. Allah Yahya Efendi'den razı olsun. Kendisinin tavsiye ve dualarıyla daha iyi olacağım inşallah. Sen altınlardan haber ver paşa. Hala bulamadın mı? Asif Sultan. Hiçbir iz yok. Ancak o parayı bulunan tek yolu var. Hatice Sultan. Mutlaka nerede olduğunu biliyordur. Şah Sultan. Haberi vardır elbet. Lütfü Paşa da bu işin içinde olabilir. Doğru. Hatice Sultan tek başına cesaret edemez. Dua edelim de öyle olsun. Zira alenen hazineden para çalmaktır bu. Derhal sürgün edilirler. Lütfü Paşa'nın da kellesi gider. O halde gözlerin üzerlerinde olsun. Bir taşla üç kuş vurabiliriz. Sultan istediğini aldı. Mercan artık sarayda. Saraya girmek mühim elbette sultanım. Lakin daha da mühimi sarayda kalabilmektir. Burnu bile kanasa benden bilirler. O yüzden sabırla bekleyeceğiz. Yakında gidecek sultanım. Sadece o da değil. Şah Sultan'ın da Hatice Sultan'ın da sonu geldi. Ne demek bu? Malumunuz. Ne vakittir İbrahim Paşa'nın kayıp altınlarını arıyorum. Nihayet ortaya çıktı. Neredeymiş? Tahmin ettiğiniz gibi sarayda. Sultanlarımız tarafından itinayla saklanıyorlar. Nasıl öğrendin, emin misin bundan? Bugün çarşıda mezat kuruldu sultanım.
İbrahim Paşa'nın hususi eşyaları satışa çıktı. Ancak mezat yapılmamış. Zira birisi her şeyi satın almış. Hatice Sultan. Tereke karşılığı 600.000 akçe ödenmiş. Sultanın bunu misliyle ödeyecek serveti var elbette. Ancak tahsisatını saraydan alan bir sultanın her harcadığı kuruş zapta geçer. Ne hikmetse bu geçmemiş. Başkasından para almış olamaz mı? Yahudi sarraflardan borç almış olabilir. Ama bu daha tehlikeli. Bunu göze alabileceğini sanmam. Bir tek ihtimal kalıyor. Sarayı köşe bucak aradılar demedin mi? Çok iyi saklandığına eminim sultanım. Bulmamız imkansız. Rüstem mutlaka ortaya çıkarmalıyız. İnkarımıza ispat etmeliyiz. Bunun bir yolu var sultanım. Biz altınlara gidemeyiz ama altınlar bize gelebilir.